Yo yo, ne haber YouTube? Az önce pantolonu bas. Aga ben böyle girmeyecektim ya. 2 dakika önce böyle hayal etmiyordum ben. Evet, bugün Allah'ın belası Amanda'da Adventure diye bir oyun oynuyoruz. Zaten bu oyunu bilmeyen yoktu. Bu Allah'ın belası oyunu her hafta güncelleme geliyor. Ben bu oyunu çekiyorum, bir hafta sonra tak bir daha değişiyor. Yeter lan. Ben bu oyunu oynamaktan bıktım lan. Ben bu oyunun yapımcısını bulacağım. Onu bulacağım. Onu ne yapacağım? İnşallah bu videoyu izlemiyordur ve Türkçe bilmiyordur. Lütfen öyle bir şey. Onunla da uğraşamam yani. Evet, bildiğiniz gibi Amanda'da Adventure. Çocuklara uygun olmayan çocuk oyunu. Çocuklara uygun olmayan çocuk oyunu. Bunu kim buldu lan? Ne zaman bir Türk birinin bu videoyu çektiğini görsem o başlığı koyuyor. Kim buldu lan bunu? Gördüğünüz gibi oyuna epey sinirliyim çünkü her hafta güncelleme geliyor oyunu ve oyunu açtım, oyunu indirdim. Oyunun ismi hala demo. Ulan böyle demo mu olur? Ben böyle haftada bir güncelleme alan demo görmedim. LoL'den daha çok güncelleme geliyor oyuna. Hiç uzatma erkek, oyun hakkında hiç ne fikrim olabilir ki bu oyun hakkında benim? Bir tane çocuk programı var Amanda diye. Kasetleri var. Oh fuck. Oğlum oyunu komple 3D yapmışlar ya. Gerçi ben geçen oyunumda böyleydi değil mi? Ama başka bir yerdeydim. İşte kasetler var. Bizim eleman bir yerden bulmuş. Nereden bulmuş hiç fikrim yok. Burada fırınımız var. Oyuncak fırın mı lan bu? İşte böyle kasetler var. Çocuk kaset. Çocuk kasetleri var. Çocuk programı kasetleri. Aga ben niye bu cümleyi kuramayacağım herhalde? Etrafa çok dikkat çekici şeyler koymuşlar. Nasıl ama? Şu anda Mozart evime beni dövmeye geliyor. Niye bilmiyorum. Gelsin onunla. İşte evde çocuk kasetleri var. Biz bu kasetleri bir yerden bulmuşuz. İzliyoruz ama izlerken bu kasette bir tane Amanda diye lavuk var, bir tane kız. Bir delleniyor diyor, lan ne oluyor diyor. Sen kimin kasetini izliyorsun falan diyor. Gerginlik çıkıyor, birbirimize giriyoruz falan. Yumruk yumruğa, tokat toka. Tokat toka ne? Ne bu şimdi? In the kitchen. Mutfak bölümü herhalde bu. Merhaba Amanda. Amanda burada siyahi. Aa, burada siyahiymiş lan. Ben niye unuttum? Today we're going to make an apple pie. Peach pie. Peach mi dedi? Peach dedi, duydunuz. First, we need to cut the apples. Do you know what we can use to cut the apples? Acaba neyle kesebiliriz? Bak şimdi 2-3 kere yazacağım, zorla yazdıracak bana. Bak bir kere daha ne yazacağım? We can't use that. Şimdi zorla yazdıracak bak. Abi daha yazın. We can't use that. Bak bak şu an kendine yazdırıyor. Good job. Hop bunu bırak kenara. Biri şunun elinden bıçağı alsın. Biri şunun elinden bıçağı alsın. It's always good to be brave when you're by yourself. Hayır. Look, I'm a pirate. Hayır bırak şunu. Hayır, Luli'yi kesme. We have almost everything we need. Tamam, bütün malzemeler hazır. We just need some sugar. Do you know where we keep the sugar? Is it in the pantry, the refrigerator or the sink? Yo little bitch! Senin evindeki şekerin nerede olduğunu ben nereden bileyim? Beni çok sinirlendirdi bu kız ya. Şimdi diyor ki şeker nerede olabilir? Wait. Yes, go! Ne ara yaptınız onu? Nice. It's time to bake a pie. Daha pişirmemiş miyiz? Preheat the oven to 425. I don't think we should be using the oven by ourselves. Kim yapacak eşek koyun? I'm not sure where they are right now. We're on our own, Willie. First, preheat the oven to 425 degrees. Then put the apple. Ulan fırın 400 dereceye çıkabiliyor mu? Now put it in the oven and bake it for 40 minutes. 40 dakika diyor bile. Oradan şimdi şey çıkacak, siyahi bir beyefendi çıkacak. What's your favorite kind of pie? En sevdiğin şey ne diyor? Pie, puturta. Annenli pie. That sounds delicious. Willie, let's have some pie. Ben bu bölümü beğenmedim. Çöpe atabilir miyiz? Alabiliyor mu? Çöp nerede? Ben bu bölümü çöpe atacağım. Beğenmedim yani. Bu fırın burada değildi. Oyun hakkındaki tek emin olduğum şey bu fırının burada olmadığı. Evimiz var bizim lan bildiğin. Gerizekalı Amanda. Senin hak ettiğin yer burası. Aptal. Salak kız. Gerizekalı. Saate mi bakıyoruz burada? Saat kaç? 5. Zaman ileri aldım. Karşımda hiçbir şansın yok Amanda. Seni speedless'layacağım adamım. Aa burada şifre var lan. Ne bunun şifresi? Aga bu kadar yavaşsa dönmezsin ya. Eşref amca gibi. Bu fırınla ilgili bir olay. 425 derece elma atacağım herhalde. Deneyeceğim. Ben şu an küçük bir veredim. Televizyonda gördüğüm şeyi hemen deniyorum. Nasıl ayarlayacağım sıcaklığını? 475. 425 tamam. 45 dakika diyordu. 45'i nasıl yapacağız usta? Küçük bir... Ya Allah'ım ya. Tamam pişir. Man fuck you man. Beğenmedi lan benim malzemeyi. Dakikayı mı yanlış yaptım? 40 yapayım.
Şimdi hangi bölümü izliyoruz? Amanda'cığım. Amanda, A yerine ön korsan ne olur? Ananın olur. Baltimore ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Evet, oyun biraz kısa olduğu için bir oyun daha oynayacağım. Çünkü biliyorum, kısa video attığım zaman sinirli bir kalabalık tarafından kovalanma ihtimalim artıyor. O yüzden ikinci oyunumuz Missing Hiker. Bir tane eleman kaybolmuş. Otostopçu. Ben otostopçuların nasıl yani... Otostopçuların nasıl yaptığını hiç anlamıyorum. Adam otostopla dünyayı geziyor. Nasıl güvenebiliyorsun yani? Manyağın biri alacak seni arabana. Oyun hakkında hiç fikrim olmadığını saklamaya çalıştım ama yapamadım. Konuşamıyorum daha fazla. Oyun hakkında hiç fikrim yok. December 11. 11 Aralık 1994. Kardeşim Ethan kayboldu. 24 saattir ortalıkta yok. Kırmızı Dağ, Kara Dağ, Kırmızı Dağ. Ne denir buna? Red Mountain'ın orada şeye gitmiş. İşte, otostopla gezintiye çıkmış. Dün eve gelmesi gerekiyordu ama hala gelmedi. Lokal polisi aradım ama çok da sizinizde dediler yani. Açıkçası öyle demişler. Ben demedim. Onlar diyor. Arayacak şeyleri yokmuş. Ekipmanları mı denir? Ne denir ona? Ve olaya kendim el atmaya karar verdim. Ben enayiyim. O arabayı ben sürüyorum. Ben bunu oynamamış mıydım lan? Sanki böyle bir şey oynadım ben. Sanki ben böyle bir şey oynadım ama. Vallahi ben bunu oynadım ya. Ne o? Bu ney? Ben bunu falan çarpmıştım. Bak yemin ediyorum yine aynı dejavu yaşadım ya. Ama hala oyuna bir şans veriyorum. Direkt kapatmayacağım oyunu. Belki de oynamamışımdır. Belki de aynı yapımcı aynı şeyi map'i kullanmıştır. Bu araba da ne böyle oğlum ya? Allah Allah böyle araba sesi mi olur? Kulağımız... O ne lan? Bir şey geliyor üstüme. Araba kazasından mı öldüm? Ya Allah'ım ya. Beyaz beyaz parlıyor. Böyle araba farı mı olur? Şuna bak gözümü alıyor. Nerede o? Bak geliyor bak bak. Bak böyle araba farı mı olur? Ben o sokak lambası sandım. Sonra dedim Allah Allah bu sokak lambası niye benim üstüme geliyor? Ben buraya inip kardeşimi soracağım gördünüz mü diye. Ben bu oyunu oynamadım bu arada böyle bir şey hatırlamıyorum. Bu arada klas park ettim. Klas park ettim. Klas park ettim. Konuşmak bile istemiyorum yani. Bak. Bak. Mesela bu adam nasıl çıkacak umurumda değil. Ben sadece park ederim. Beyefendi kardeşimi gördünüz mü acaba? Merhaba. Tamam. Kardeşimi gördün mü? Sizin için ne yapabilirim efendim? Kardeşimi arıyorum. Ananız... Pardon ya yanlış ok çevirdik. Burada geziniyordu en son diyor. Kardeşimi arıyorum. Dün eve gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. Gördün mü? Kardeşin nasıl gözüküyordu? Kaslı, kahverengi saçlı, uzun. Yeşil çantası var diyordu. Düşüneyim biraz. Gördüm ya. Birkaç tane şey aldı ve gitti. Onu bulmaya mı çalışıyorsun? Polise söyledin mi? Polise söyledik de usta ilgilenmiyorlar ya. 48 saatten fazla süre kaybolmuşsa aramaya başlıyorlarmış. Böyle arama mı olur o? 48 saat kaybolduğunda mı bırakın zaten o adamdan geri dönmez. Bu son yüzyılda orada bayağı bir kişi kayboldu diyor. Kardeşimin kaybolduğu yerde. Abo, sıkıntı. Garip çığlıklar, garip sesler geliyormuş ormandan. Sıkıntı. Sen de kaybolursan bacını patlatırım diyor. Oğlum bana niye böyle şeyler diyor bu ya? Ayıp değil mi lan? Ana bacık atıyor ya. Gaz istasyonunun arkasında bir tane yol var diyor. O dağlara gidiyor diyor kardeşinin kaybolduğu yere. Oradan çıkmadığına şey yap diyor. Dikkat et diyor. Orada hayvanlar var diyor. Seni pompalarlar diyor. Okay bro. Okay. Take care motherfucker. Aa şu var mı burada güzel bir şeyler? Oğlum Nutella'ya bak. 2 lira ya. Nutella da değil. Rotella. Oo beyefendi. Akşam parti mi var? Ne istiyorsun? Anneni istiyorum. Kardeşimi arıyorum. Gücendirmek istemem ama benim problemim değil diyor. Sana sağdan bir asılırım var ya şimdi. Yemin ediyorum yerde yuvarlanırsın ha. Ve insanlar arası böyle yaklaşmamalısın. Özellikle bu bölgede. Ne demek istiyorsun? Hey bak dostum. Çok geçe kadar çalıştım. Sadece birkaç şey alıp eve gitmek istiyorum. Seni var ya kafayı gömdün mü? Ben bu adamı dövebilir miyim? Lütfen ya. Oyun yapımcısı bu oyunu tekrar yap ve bu adamı dövme özelliği getir. Aa Rutella'yı buldum galiba. Başka ne markalar var? Vegan mayonez. Aga vegan oluyorsun tamam mı? Tamam vegan oldun et yemiyorsun. Tamam okey. Niye vegan köfte yiyorsun? Vegan sucuk, vegan mayonez. Lan yeme işte ne hiç yeme Allah Allah. Bizim araba da araba. Ben bence evime geri döneyim ya. Niye binemiyorum arabaya? Arabasını mı çalacağım adamın? Kastasyonun arasında yoldarken yaya mı gideceğim ben o yolu? Oh fuck man. Kardeşimin ismi neydi lan benim? Ethan mı? Ethan! Başkası cevap verdi. Ethan! Kar yağıyor bak bu soğukta beni böyle gezdirme senin kafanı Almanca da konuşuyoruz yine gelmiyor bu ya. Böyle iş olmaz aga. Lütfen bu yolu arabayla gidecek olmayayım ya. Eğer arabayla gideceksem çok uzak olacak. Ben yürüyerek gittim şimdi bir saat... Aa kamp mı lan o? Ulan Ethan ne enayi adamsın burada kamp mı yapılır ya? Geri zekalı ucube. Bu kardeşimin çadırı değilmiş. Benim kardeşimin çadırı çok farklıymış. Gidip bakayım mı diyor. Böyle çadır mı olur o eski evi gibi.
Beyefendi. Beyefendi. Aa, öyle çıkılır mı çadırdan? Kahpeye ne evladı? Bir de beni korkuttun diyor. Sen beni korkuttun ha. Aa, gel bakalım kız geçirici. Ne istiyorsun diyor. Kardeşimi arıyorum kardeşim. Kardeşimi arıyorum ya. Onu gördün mü? Yok. Hiçbir şey görmedim. Bay bay o zaman. Nasıl gözüktüğünü bile bilmiyorsun. Ben çadırda yatan bir şeyim diyor. Otostopçunun tekiyim. Ben hiçbir şey görmedim. Ben sadece uyumak istiyorum aga diyor. Tamam aga uyu ya. Ormanın daha derinliklerine gitmeyi mi planlıyorsun? Evet, orayı arayacağım. Bak dostum, benim sarhoş olduğumu falan düşüneceksin ama geçen gece çadırım biraz daha kuzeydeydi ve garip sesler duydum. Çocuk ağlama sesi falan duymuş. Bu adam galiba sarhoş gerçekten. Altıma sıçtım, buraya kaçtım diyor. Ney? Silahın var mı dedi. Bizde yok dedik. O zaman yaprağı yedin diyecek herhalde bana. O zaman burada olmamam gerekiyor dostum. Burası çok tehlikeli diyor. Bu gece bu saatte bu ormanın derinliklerine gitmek. Ama seni durdurmayacağım. İstersen git. Bay bay. Uyuyacağım. Bir daha ormanda gördüğün çadırlara yaklaşma diyor. Adam altına sıçırmış. O da beni altına. Seni az daha vuruyordum diyor. Silahını bana versene. Silahını verir misin? Yok. Sol mu? Sağ mı? Dudum dudum dudum. Yol ayrımı yokmuş. Dudum dudum. Ethan. Ethan bak, maksimum şuraya kadar giderim. Oradan sonra gittiysen Allah kurtarsın kardeşim. Ben geri dönerim evime. Ya ne oluyor? Oyunun sesleri gidip duruyor. Yapma be aga be. Yapmasın olmaz mı be? Hani şuradan da ileri gitmiş olamazsın be. İnayi misin sen oğlum? Şeyimi yolun kenarına çadır kurmalıyım diyor. Burayı kurayım işte. Burası çok güzel. Tam çöl gibi. Metin 2 çölü. Heh. Tamam. Çadırı kurmakta zorlanıyormuş. Bizim adamın elleri uyuşmuş artık soğuktan. Sen kur da çadırı. Oy, çadır da çadır he. Ben bunu neremden çıkardım bu arada? Bu çadırda beni kimse durduramaz. Aynı Titanic gibi. Bu gemiyi Tanrı bile batıramaz demişlerdi ya. Beni burada kimse bulamaz. Hani bebek ağlama sesiydi ya. Böyle bebek ağlama sesi mi duyar? Olur. 35 yaşında bir adamın ağlama sesiydi. Gidip kontrol etmeliyim. Kardeşim olabilir çılgın. Oğlum bu ne? Daha da kararmış burası. Geldim Ethan, geldim. Ethan kulübe mi dikmiş lan oraya? Ulan çakal. Benden ayrı yaşayacaksın ha. Ben senin evini başına yıkmaz mıyım şimdi? Çakal seni. Geliyorum oraya aralım. Oraya geliyorum. Orada olacağım. Burada prefabrik ev yapmış kendine. Burada köpek de mi var? O ne? Benim niye ışığım gidiyor? O ne lan? Kürek mi o? Ne oğlum o? Yaklaştıkça her... 2 santimde başka bir şey dönüşüyor. Tekerlek mi? Çanta. Çantayı aramalıyım. Bomboş diyor. Merhaba. Ethan. Arkamda da ben. Kasap eşyalarını görünce direkt zurna yiyeceğimi düşündüm. Ya ben burada ne arıyorum şimdi? Ben şu an belamı arıyorum. Her an jumpscare de yiyebilirim. Kapıdan çıkarken sağdan kroşeyi vurup bayılacak beni. Hazır mısınız? Aa! Bu tarafta... Ana! Kardeşimin arabası değil mi lan bunlar? Aa! Birisi benim çadırımın fotoğrafını çekmiş. Arabamın fotoğrafını çekmiş. Sıkıntı. Ya jumpscare miyim ya? Ben hazır değilim ya. Dışarı çık... Biliyordum işte! Biliyordum, jumpscare'i yemedim! Vücudun asla bulunmadı. Çok da umurumdaydı. Ben jumpscare'i yemedim ve çok mutluyum.